19 Ağustos Cumartesi Yeni Şafak yazarı Taha Kılınç yazısı Savaş, açlık, kolera, sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün WHO birkaç gün önce yaptığı resmi açıklamaya göre Yemen'de Nisan ayının sonundan itibaren etkili olan kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2000'e ulaşmak üzere. Her gün 5000 kişinin hastalığa yakalandığı tahmin edilirken ülke çapında tespit edilen vaka sayısı da 500 bini aştı. Temiz suya ulaşmanın güçleşmesi, sağlıklı gıdaya erişimi zorlaştıran kuşatmalar, savaş nedeniyle sağlık tesislerinin yıkılması ya da zarar görmesi, tıbbi malzeme ve ilaç yetersizliği ve Şehirlerde biriken çöp dağları afetin ana sebeplerini teşkil ediyor. Hu Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise en az bir yıldır maaş almadan görev yapan 30 bin dolayındaki sağlık çalışanının durumunu şöyle özetliyor. Yemenli sağlık görevlileri imkansız şartlar altında çalışıyor. Binlerce insan hasta ama ne yeterli hastane var, ne yeterli ilaç var, ne de yeterli temiz su. Bu doktorlar ve hemşireler sağlık hizmetlerinin bel kemiği. Onlar olmazsa biz Yemen'de hiçbir şey yapamayız. Onların hayat kurtarmaya devam edebilmeleri için mutlaka maaşlarının ödenmesi gerekiyor Hu'nun Yemen raporunda kolera teşhisi konulan insanlardan sağlık hizmetlerine erişebilenlerin %99 oranında ölümden kurtulduğunun belirtilmesi de özellikle dikkat çekici. Ne var ki ülkede en basit tedavi imkanlarından bile mahrum bulunan 15 milyon dolayında insanın olduğu tahmin ediliyor. Müslüman dünyanın boş gözlerle izlediği Yemen krizine dair fotoğrafları ve videoları mutlaka izlemişsinizdir. Hiçbirini kalp titremeden ve gözler dolmadan izlemek mümkün değil zaten. Arap Baharı sürecinden önce de Arap dünyasının en fakir ülkesi olarak bilinen Yemen, halk ayaklanması ve ardından patlak veren iç savaşla birlikte adeta uçurumun eşiğine sürüklendi. Bölgenin diğer krizlerinden sıra geldikçe zaman zaman şu işi artık politik yollarla çözün, ülke yok olacak şeklinde çağrılar yapılıyor. Fakat henüz taraflar bu yolda somut adımlar atmış değil. Eski devlet başkanı Ali Abdullah Salih'in beraberindeki silahlı güçlerle birlikte saf değiştirerek kadim düşmanı Husilere yanaşmasıyla patlak veren Yemen krizi, İran destekli Husi milislerin 2015 başlangıcında başkent Sana'yı işgal etmesinden sonra bir savaşa dönüştü. Suudi Arabistan Savunma Bakanı ve dönemin ikinci veliaht prensi Muhammed Bin Selman'ın aynı yıl Yemen'e başlattığı askeri operasyon kelimenin tam anlamıyla bir faciaya yol açtı. Müdahale İran'ın lojistik yardımları, ülke içi kabile dengeleri ve kara savaşının zor şartları sebebiyle Husi cephesine geri adım attıramadığı gibi özellikle sivil kayıplarının on binlere ulaşmasına neden oldu. Kendisini İran tarafından kuşatılmış hisseden Suudi Arabistan, vekâlet savaşlarının Yemen cephesindeki kayıplarını artık telafi etmenin derdine düşmüş görünüyor. Savaşın kazanç sağlamak şöyle dursun, eldekilerin de kaybıyla neticelenebileceği net bir şekilde ortaya çıktı çünkü. Nitekim artık veliaht prenslik makamı amını da elde eden Muhammed bin Selman'ın bir an önce Yemen bataklığından çıkmak istediğine dair ciddi haberler geliyor. Bunun ne şekilde olacağı ya da takvime henüz açıkça konuşulmasa da Riyad yönetiminin onca kriz arasında bir de Yemen'le uğraşmayı arzu etmediği biliniyor. Daha önce İran'a karşı çok sert bir retorik kullanmasıyla dikkat çeken Prens Muhammed bir takım hamlelerle İran'ı anlaşmaya zorlamaya ve Yemen krizini de sul yoluyla çözmeye çabalıyor. Iraklı Şiileri İran'ın etkisinden çıkarmaya matuf olarak Mükteda Sadr'ın Suudi Arabistan'da ağırlanması ve Irak-Suud sınırının 27 yıl sonra yeniden açılması gibi adımlar tamamen bu stratejiyle ilgili. Ancak bölgesel dengeler ve İran'ın sahadaki aktif gücü nedeniyle prensin bu son dakika atılımlarının istediği faydayı sağlayacağını söylemek oldukça zor. Üstelik prens Muhammed Bin Selman farkında mı bilinmez Birleşik Arap Emirlikleri yani Baye'de Yemen'de Suudilerin aleyhine iş çeviriyor. Katar krizinde Baye Mısır koalisyonunun peşine takılmak durumunda kalan Suudi Arabistan Yemen'de hem acı bir kayıp veriyor hem de en yakın bölgesel müttefiki tarafından kandırılıp aldatılıyor. Baye Yemen'e asker ve mühimmat yığmaya devam ederken Ali Abdullah Salih'in oğlu Ahmedi de Sudilere rağmen Yemen'in başına geçirmenin planlarını yapıyor. Katar kuşatmasında olduğu gibi mevcut şartlarda Riyad'ın bu oldu bittiği de kabullenmek zorunda kalması kaçınılmaz. 1932'den bu yana çeşitli dar boğazlarla ve krizlerle yüzleşen Suudi Arabistan Krallığı şu anda belki de tarihinin en kırılgan dönemini yaşıyor. Haremeyne ev sahipliği yapmanın manevi olarak kendisine kattığı imtiyaz sayesinde İslam dünyasında hala saygınlığını koruyan Suudi Arabistan, bölgesel siyasi konularda ise komşularına ve diğer ülkelerine sözünü geçirmekte zorlanıyor. Prens Muhammed bin Naif'in veliahtlıktan azledilmesiyle tahtın tek varisi konumuna yükselen 25 yaşındaki Prens Muhammed bin Selman'ın atacağı adımlar merakla ve biraz da endişe ve korkuyla beklenirken Yemen krizinin gidişatı hem kendisinin hem de ülkesinin kaderini belirleyecek gibi görünüyor.